Merhabalar sevgili Paraksiten Kimya izleyicisi ve TET Tekrar Kampımızın son videosu Kimya her yerde. Hadi şu kampı bitirelim mi? Hadi bitirelim. Hadi bakalım. Kimya her yerde. Kimya her yerde biliyorsunuz tamamen ezber. Bu açıdan hani ezber olanlar için zor ama ezberi olanlar için kolay ama ezberi olmayanlar için zor bir konu. Hadi başlayalım. Öncelikle temizlik malzemeleri sabun. Direkt sabunla ilgili 2012-2013'te çıkmış sorularımız var. Sabun, deterjan, çamaşır suyu, temizlik madde malzemeleri bu konunun sık sorulanları arasında ikinci sırada polimerler geliyor. Arkadaşlar sabun gördüğünüz gibi uzun bir hidrokarbon zinciri ve uzun ucunda COO'na veya COOK içeriyor. Bak COO başka bir şey yok. COO'na veya K. Na katı K Arap sabunu. Yağların bazik ortamda hidrolizi sonucu oluşur. Simya döneminde keşfedilmiştir. Üretimi sırasında sodyum kullanırsan katı, potasyum kullanırsan sıvı yani Arap sabunu elde edersin. Sabunda ki deterjanda da böyle uzun bir kuyruk kısmı var. CH'tan oluşan bu kısma polar ve kiri bağlıyor. Baş kısmı var bu, bu kısım polar ve suya bağlanıyor. Su polar olan baş kısmını götürdü. Baş kısmı kuyruk kısmını götürdü. Kuyruk kısmı kiri söktü ve yüzeyden götürdü. Temizleme özelliğinin sebebi bu. Kiri şöyle etrafını sarıyor ve miseller halinde, parçalar halinde kiri yüzeyden sökerek götürüyor arkadaşlar. Deterjan yapı olaraksa bunun benzeri bir hidrokarbon zinciri var ama başında SO3 na var veya SO3'ten önce benzen de oluşuyor. SO3'ü bilmen yeterli. Yine kuyruk kısmı kire baş kısmı suya tutunuyor. Temizleme mantığı sabunla tamamen aynı. Modern kimya döneminde petrolden üretilen bir ürün. Petrokimyasal bir ürün. Sabunla deterjanın farkı 2017'de çıktı. Bak sabunda COO nağı var. Deterjanda SO3 na var. Sabun bitkisel veya hayvansal yağlardan deterjan petrolden elde ediliyor. Sabun bitkisel ve hayvansal yağlardan deterjan petrolden elde edildiği için sabun doğada kolay parçalanıyor. Deterjan parçalanmıyor. Sabunun insan vücuduna zararı pek yok. Deterjanın var. Sabun toprak ve suyu kirletmiyor. Deterjan kirletiyor. Peki neden deterjan kullanıyoruz? Biz yani mal mıyız? Çünkü sabun Sert sulardaki kalsiyum ve magnezyumla çöküp temizleme özelliğini azaltıyor. Deterjansa temizleme özelliği sert de azalmıyor. Sert, yumuşak her türlü alayına atar yapıyor, alayına gider yapıyor ve iyi temizliyor. Sabun tekstili yıpratmıyor. Deterjan tekstil ürünlerini yıpratabilir. Katı sabunlar katıdır sabundur. Daha fazla ne fayda bekliyorsun? Yani maksimum fayda bunu beklersin. Daha ne fayda bekliyorsun? Yani ciltteki kiri uzaklaştırır. Biyolojik olarak parçalandığı için toprak ve su kirliliğine neden olmaz. Eldesi kolay ve ucuzdur. Aşırı miktarda kullanımı cilt kuruluğuna sebep olabilir birinci zararı. Alerji yapabilir. Sabun doğal bir malzeme olduğu için yüzeyinde bakteri ve mantar barındırıp bunu bir sonraki kullanıcıya aktarabilir. Anladın değil mi? Katı sabunu kullanıyorsan kişisel olarak kullanıyorsun. Sıvı sabun ciltteki kiri temizler daha ne yapsın sen yani. Katı sabunlara göre daha hijyeniktir. Hani kullanıcılar arasında mikrop geçişine sebep olmaz. pH'i potasyumdan dolayı cilt pH'ine daha yakındır. Hassas ciltler için daha uygundur ancak. Cildi de daha az kurutur ancak. Mikrop geçişine neden olmaz ancak. Bunların hepsini söyledik dur. Ancak ek ambalaj gerektiği için daha pahalıdır. Ek ambalajından dolayı doğaya daha fazla zarar verir. Bakın sabunun kimyasal yapısından dolayı değil ambalajının kimyasal yapısından dolayı elden arınma süresi katı sabuna göre daha uzundur ve bu nedenle daha fazla su israfına sebep olur. Şampuan saçı temizler kullanımı kolaydır ancak kullanılan katkı maddelerine göre kullanılan katkı maddelerine göre alerjiden kansere pek çok yan etkisi olabilir ve saçı dökebilir. Diş macunu dişlerdeki kalan asitliği nötralize ederek diş çürümesine engel olur. Ancak fazla florür kullanırsan dişlerde kalıcı renk bozukluğuna sebep olur. Diş rengi bozukluğunun yanında mide rahatsızlığı, deri döküntüsü yapabilir ve ve suları kirletir. Devam. Hijyen amaçlı temizlik malzemeleri. 2016'da çamaşır suyunun doğrudan etken maddesi kaldı. soruldu. Bakın CLO, OCL aynı kök. Hipoklorit. Bunları gördün mü, tak yapıştıracaksın. Hijyen, hijyen, hijyen. Yükselken özelliğe sahip olduğu için mikrop öldürme ve ağır, ağırtma işlemi görür. Etki ettiği maddenin rengini açar. Bu yüzden tekstilde boyamadan önce ağartırız. Daha beyaz olursa boyada daha parlak olur. Mikrop öldürücü olduğu için biliyorsunuz evde iş yerinde hastanede okulda kullanırız. Hücre zarına ve proteinlere etki ettiği için ciltle temas ettirmeyeceğiz mümkün olduğunca. Kireç kaymağı kalsiyum hipoklorit. Sönmüş kireçten klor gazı geçirerek elde ediyoruz. Toz, granül, tablet olabiliyor. Mikroorganizmaları parçaladığı için yine çamaşır suyu gibi hijyen amaçlı kullanıyoruz. Sebze meyve temizliği, havuz sularının dezenfekte edilmesi, yosun oluşumunun engellenme, engellenmesi ve reçel yapımında yumuşak meyvelerin dağılmaması için kullandığımız bir tuz kalsiyum hipoklorit. Polimerler 2019'da çıktı. Küçük malzemelerin büyük devasa yapı haline gelmesi de polimer. Birleşene monomer. Polimerin içindeki her bir mer. İki tane mer birleşirse mermer mer değil dimer. Üç tane birleşirse trimer. Çok tane birleşirse polimer oluyor. Kauçuk gibi doğal şartlarda oluşabileceği gibi saç, ipek, tırnak gibi bizde yapay olarak üretebiliyoruz. Doğal olanların uzun süredir kullanıyoruz. Kavuçuk doğal olarak elde edilebildiği gibi petrolden de elde edilebiliyor. Ameliyat eldiveni, plastik top, paspas, oyuncak top gibi malzemelerde kullanılır. Bu ne? Aydı değil mi? Tamam. B ne? Polietilen. Bak ucuz plastikler. Yani naylon poşet, basit oyuncaklar, ayakkabı tabanları, filmler, dondurulmuş yiyecek paketleri, kablo kılıfları gibi. Kevlar ne var? Çelik yelek var. Kurşun geçirmez, yüksek sıcaklığa dayanıklı giysi yapımında zıplı araç gövdesi, uçak kanadı, gemi halatı, paraşüt ve dağcılık ipleri, fren balatası gibi biz fakirlerin kullanmadığı şeyler de var. Fren balatası da senin kullandığın kevlar değil merak etme. Polietilen tetraftalat, polietilen poli polietilen talat. Diğer adı pet şişe. Kavanoz film ambalaj yapımında, üretilen teflon yanmaz yapışmaz teve yapım tava yapımında, uçak ve otomobil endüstrisinde araçlarda bilye yataklarının iç yüzeylerinde kullanılır. Polistiren bak görüyorsun tek kullanımlık malzemelerde kullanılır. En çok çevreyi kirleten kirleten malzeme bu. Mümkün olduğunca kullanmıyoruz. Polivinil klorür bize de belki çevrenin göreceli olarak en çok fayda veren bu çünkü pek çok pek çok ağacın kesilmesini engelledi. Düşünsenize şu an bütün pencereler ağaçtan olsaydı geçmişte olduğu gibi 90'larda 80'lerde olduğu gibi ne kadar daha ağacı yok etmiştik. Polimerin olumlu olumsuz özellikleri. Esnek hafif dayanıklı kolay şekillenebilir ısı elektriği iletmez. Yoğunlukları küçük olduğu için taşınması, taşınması depolanması kolay. Kimyasallara karşı dirençli motorlu araç gövdesinde kullandığında aracı hafifletiyor. Daha az yakıt yakmasını ve daha az petrol tüketilmesini daha az karbondioksit açığa çıkmasına sebep oluyor. Çeşitli şekillerde işlenebiliyor. Üretim maliyeti düşük. Üretimi kolay. Bu yüzden iş kollarının doğmasını sağlıyor. Tıpta ve dişçilikte kullanılan tanı ve tedaviyi kolaylaştırıyor. Ahşap yerine kullandığında ağaç kesimini engelliyor ve bazı polimerleri geri dönüştürebiliyoruz. Peki olumsuzu ne? 1. Her polimer güneş ışığı ve ısı etkisiyle zamanla bozulur. Kendini oluşturan monomerlere veya başka ürüne dönüşür. Bu yüzden gıdaların saklanmasına uygun değildir. Polimer üretirken petrol kullanırız yenilenemez kaynak. Depolama alanları çirkin görüntülere sebep oluyor. Tek kullanımlık polimerler şu an dünyada bir kıta büyüklüğünde çöp oluşturmuş durumda. Bir kıta büyüklüğünde plastik çöpümüz var arkadaşlar. Hepimize hayırlı olsun. Çoğu polimer doğada biyolojik olarak parçalanmaz ciddi çevre kirliliği sebep olur. Yakarsan toksik duman elde eder. Geri dönüştürmek istersen ek maliyet gerekir ve geri dönüştürme sırasında ilk polimerdeki kirlilik ikinci polimere aktarılır bu yüzden hayatımızdan tek kullanımlık polimerleri en azından tek kullanımlıkları uzaklaştırıyoruz. Polimer malzemede bulunan zararlı ürünler fıtalat ve kurşun içeren plastikleştiriciler. Bisfenol A, elyaf, etilen glikol, glikol, polipropilen, polivinil klorürdeki bazı katkı maddeleri, polibromo bifeniller, polistren, polyester bizim polimer malzememizde bulunan zararlı katkılar. Kimler geliş dönüşüyor? Polimer, kağıt, cam, metal bunlar çöp değil. Bunlar çöp değil. Bunları mutlaka ayırıp geri dönüşüme at. Hiçbir şey yapamıyorsan ayır. Kapının önüne koy. Bu hani sokaklarda çöpleri karıştıranlar onları alır toplar. Senin adına geri dönüştürür. Polimer, kağıt, cam, metal belediyen yapmıyorsa sen ayır. Onu alan çıkar merak etme. Kozmetik malzemelerin koruyucularında paraben ve formaldehit var. Boyalarında ağır metaller var. Koku malzemeler yüksek oranda alerji yapıyor. Fıtalatlar yine kozmetik malzemelerde bulunan zararlı maddeler. Parfümde benzal değil, benzil alkol etanol var zararlı. Saç boyasında hidrojen peroksit, amonyak, parafenil diamin, dimetil, dimetilol, hidantoin, kurşun esetat ve resersinol var. Kalıcı dövme boyasında ağır metal var. Zararlı. Saç boyasında en çok bulunan zararlı madde formal ve polisorbat. İlaçlar neden farklı formlarda? Doğru dozda al diye. Etken maddesi dış etkilerden ve gerekirse mide suyundan korumak için. Etken maddesinin tadını ve kokusunu baskılamak için, vücutta istenilen yere yerleştirmek için. Düştüysen, dizin soyulduysa krem sürersin değil mi? Yani anladın değil mi? İstenilen yer. İdeal ilaç etkisi. Dağılım ve emilimini kontrol etmek, istenilen şekilde çözülmesini sağlamak maksadıyla kapşurup iğne merhem, damara yapılan iğne en hızlı etki gösteren ilaç. Hazır gıda. Hiçbir kimyasal madde kullanmıyorsan doğal gıda. Doğal gıdalar oksitlenme mikroorganizmalar nedeniyle uzun süre saklanmaz. Uzun süre saklanması için etki ettiğin, yapısını değiştirdiğin gıda hazır gıda. Hazır gıda da ne kullanıyorsun? Koruyucu. Ne için? Korumak için. Renklendirici güzel hale gelsin diye. Emülgatör heterojen karışan yağ su gibi maddeleri homojen karıştırsın güzel görürsün diye. Tatlandırıcı tatlansın diye kullandığımız katkı maddeleri ve hemen hemen hepsi zararlı. Pastörizasyon UHT. Pastörizasyon yiyeceğin içindeki mikroorganizmaların çoğalmasını son kullanım tarihine kadar yavaşlatır. Mikroorganizmaları tamamen öldürmez. Gıdanın besin değerini korur ancak son kullanma tarihini fazla uzatmaz. UHT birden ısıttın, soğuttun, tüm mikroorganizmalar öldü. Besin değeri gitti, besin değeri gitti ama bir yıl iki yıl boyunca kullanabildim. Anladın değil mi? Pastörizasyon faydalı, UHT faydasız. Uzun süre saklayacaksan, pasta yapacaksan kutu süt, eğer hemen içeceksen pastörize süt, şişe süt alıyorsun. Yenilebilir, yenilenebilir değil. O enerjiydi. Yenilebilir yağlar, katı yağ, tereyağı, margarin. Tereyağı, toymuş yağ, taze ve fermente sütten ve süt kremasından elde ediliyor. Protein ve az miktarda şeker içerir. Bu yüzden ısıttığında yanar. Lezzetlidir. Ancak kızartmalarda kullanımı uygun değildir yandığı için. Margarin, yüksek erime noktasına sahip katı yağların krema, A vitamini ve renklendiricilerle işlem gördüğü yapay bir yağdır. Trans ve doymamış yağ içerir. Çoğu margarinde soya fasulyesi, pamuk tohumu, mısırdan elde edilen yağlar kullanılır. Aman aman evlerden ırak. Sıvı yağlar, zeytinyağı, zeytinden elde edilir. Bak, çok önemli. Bunu kimse söylemez sana. Bak, bu bilgiyi unutma. Zeytinyağı nereden elde edilir? Zeytinden. Aferin. Süper en yoğun yağdır. Güçlü aromasına sahiptir. Doymamış yağ oranı yüksektir. Kalp rahatsızlığı, diyabet ve bazı kanserlerin gelişme riskini azaltır. E vitamini içeriğinden dolayı güçlü antioksidandır. Ayçiçeği ya. Nereden elde edilir? Bir bakalım. Efendim? Ayçiçeği. Evet ayçiçeğinden. Bravo ya. Üf ne zeki çocuk. Ayçiçeği presleme ve ekstraksiyonla elde edilir. Yüksek kolorili olmasına rağmen vitamin mineral, minerallerden yoksundur. E ve K içermesine rağmen, E ve K vitamini içermesine rağmen, çinko, kalsiyum, magnezyum, manganez, bakır, selenium bulundurmaz. Çok da faydalı değil. Mümkünse kullanma. Mısır özü yağı. Nereden? Efendim? Mısır. Evet, mısırdan ithal ediyoruz. Mısır, ülke olarak mısır değil mi? Hayır. Bitki olarak mı mısır? Evet. Nasıl? Ben piramitlerden falan geldiğimiz. aman Hayır. tanrım, aydınlandım. Hayır. Mısırdan el getirmiyoruz, mısırdan elde ediyoruz. Yüksek ısıya dayandığı için, kızartmalar için uygun. Fındıktan elde ediliyor fındık yağı. Doymamış yağlar açısından zengin. Yüksek sıcaklıklarda toksik kimyasallara dönüşür. Bu yüzden kızartmalarda kullanmıyorsun ki. Zaten kullanıyorsan YouTube'da ne işin var? Zenginsin sen git özel ders falan al. Fındık yağıyla kızartma yapacak kadar. Abo, o ne kadar para var sende ya? Yağ üretiminde kullanılan kavramlar. Bil ki seni kandıramasınlar. Sızma ya Yağın yapısını değiştirmedin. Sıktın. Mekanik yöntemler uygulayabilirsin. Süzebilirsin sıcak suyla yıkayabilirsin. Yağ yıkanır mı? Yıkanır yıkanır merak Yıkanmış. etme. Yağ su karışmıyor ya yıkanır. Sıcak su eklersin yıkarsın. Ayırırsın daha sonra ayırma hunisiyle. Bu sızma yağı. Rafine yağı sızdırdın. Ama asitliği fazla çıktı. Yanlış dönemde aset etmişsin. Çok sıkmışsın. Yanlış yöntem kullanmışsın. Bunun üzerine kostik ekleyerek asitliğini azalttın. Yani çeşitli kimyasal ekle şeyler uyguladın. E, maddeler uyguladın. Yağın yapısını değiştirmedin de yağın etrafındaki asitleri değiştirdin. Vay seni gidi uyanık. Rafinasyona tabi tuttun. Hani petrol rafinerisi var ya. Arıttın. Bu rafine yağ. Rafine yağ yemedi satılmadı. Rafine ile sızmayı karıştırdın. Riviera. O süper reklam ismi kullandın, sattın, riviera ya. Winterize yine hep konuşuyoruz. Şeylerin e, Türk Dil Kurumu uzmanlarının son derece çabalayarak Türkçeye getirdikleri bir kelime. Tıpkı tıpkı anti freeze'deki gibi, e, winterize de winter yani winter is coming koşullarına yağın dayanması için uyguladığımız yöntem. Yağı soğutuyorsun, donduruyorsun, donan kısımları alıyorsun ki adam götürüp buzdolabına koyduğunda donmasın sana geri iade etmesin. Lan bu yağ dondu diye. Yağ donar yani sıvıdır. Her sıvı da donar. Yani her canlı ölür, her sıvı donar. Böyle şey mi olur? Böyle bir şey yok. Yağın bulanıklığını gidermek için. Yağları gerekenden fazla kullanırsan ne olur? Bil bakalım ne olur? Şişmanlarsın lan ne olacak? Şişmanlar gereksiz enerji artışı, kalp rahatsızlığı, tip 2 diyabet, karaciğer yağlanması, kolesterol, damar tıkanıklığı yapma öyle şeyler. Ama çok lezzetli. Yüksek sıcaklıkta kullanırsan yağın yapısı değişir, yanar, zararlı hale gelir, zararlı maddeler ve kanserojen maddeler oluşur. Defalarca kullanırsan yine kanserojen maddeler oluşur, yine yanar, bağışıklık sistemi zarar görür. Yanlış koşullarda saklarsan e, bozulur. Ne olacak yanlış koşullarda saklarsan? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu böylece kimya her yerdeyle beraber TET kampımızı bitirdik. Umarım sen de bitirmişsindir. Hemen cumartesi pazarı fırsat bil. Okullar açılmadan bu videoları bitir. Yaprak testleri çöz. Yaprak testin yoksa www.parakistan.com'a gir. Parakistan'ın özel bölümünden ara tatil kampı yerini aç. Oradan milli eğitim testlerini indir çıkar çöz. Tabletin varsa çıkartmadan da çözebilirsin. Sen bilirsin bana ne? Yazıcın bana mı istediğini İstediğini yap ya. Aa üstüme iyilik sağ olun. O zaman o zaman ne diyelim babacım? Sevdiyasınız. Hadi bir de kalp yap bakayım. Bir de öpücük gönder. Evet görüşürüz.